Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ebeden daima. Mevla gecenizi hayırla doldursun. Mevla gecenizi güzelleştirsin. En güzel olanın, en değerli olanın, en emin olanın güzelliği, emniyeti, selamı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak güzellikleriyle sizi güzelleştirsin. Nimeti ile güzelleştirdiği kullarından cennetine liyakat kesbedecek derecede kendi hususi ihsanları ile yükselttiği kullarından eylesin sizi. Evet, bu sohbetimizde de yine gelen bir kısım sorulara, özellikle geçen günde, geçen zaman içinde önemli bir soruya cevap olarak başlayacağız. Cenab-ı Hak vakti güzelce değerlendirmeyi, konularımızı güzelce arz edebilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Kardeşlerimiz içinden birisi, selef akidesinde âlâ iyiliğine çıkmış ve bu yolda da ilerleyen bir kardeşimiz, anne babaya hürmet hususunda ise kusur etmiş ve bu konuda da bize danışmış bir kardeşimizin asr-ı saadetten örnekler ile anne babaya karşı nasıl bir tavır alması gerektiğini ona arz edeceğiz. İnşallah kendisine ulaşır. İnşallah böyle bir problemi olan kardeşlerimize bir ders olur. Evet. Örneklerimizi biz yazdık inşallah. Bu sefer daha programlı olarak sohbetimizi sunmak istiyoruz. Eğer bizim bu sohbet esnasında kusurumuz olursa kardeşlerimiz bağışlasın. Bazen sözleri birebir nakledemeyebiliyoruz. Yorum nevinden naklediyoruz. İnşallah kardeşlerimiz bunların kitapları içinde tam tamına eserlerde nasıl naklediliyorsa o şekilde varsa bulsunlar. İnşallah öyle idrak etsinler. Kusurlarımızı da affetsinler. Evet. Bizim kardeşimizin sorunu şu. Diyor ki ben itikad olarak selef akidesine göre ilerliyorum. Fakat ailem benim bu tavrımı beğenmiyor. İnancımı beğenmiyor. Yaşayışımı beğenmiyor. Ben de onların İslam'a karşı olan tavırları ya da selef akidesine karşı olan tavırları karşısında onlara karşı içimde bir buz hissediyorum. Kaç defa içimden onları öldürme hissi geldi. Çünkü hani siz de düşünün. Biri inancınız karşısında sizin karşınızda duruyor. Siz nasıl bir tavır alırsınız? Hani herkes bunu kendi içinde düşünsün. Sonra bu kardeşimizi sorgulasın. Yani doğrudan doğruya kardeşimizi böyle bir cephe alıp düşünmeyin. Böyle bir düşünün hani kendi inancınız açısından, namazınıza, tesettürünüze karşı. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman o kardeşe hak verebilirsiniz. Ama ölçüyü de Hazreti Peygamber'den öğreneceğiz, Kur'an'dan öğreneceğiz. Onlara karşı tavrımız nasıl olacak bunu öğreneceğiz. Ondan sonra hareket edeceğiz. Benim bu kardeşime karşı birinci örneğim Mus'ab bin Ümeyr örneğidir. Bakın Mus'ab bin Ümeyr birinci örnek. Kendisi İslam'a girdiğinde annesi ona geri dön diye defalarca ihtar etti. Mus'ab dönmedi. Çünkü Resulullah'tan bir kere öğrenmişti Mus'ab. Resulullah'tan hakikati öğrenmişti Mus'ab. Resulullah'ı keşfetmişti Mus'ab. Ve Resulullah'ı tercih ettiğine Mus'ab. Kendisi 2000 Mekke parasıyla 2000 dinar diyelim ya da 2000 lira diyelim öyle elbiseler giyiyordu ve Mus'ab bunları terk etti ve yine Mus'ab annesinin göz bebeğiydi, bütün bunları terk etti, Resulullah'ı seçti ve böyle bir Mus'ab ve böyle bir fedakarlık etmiş sahabi annesinin işkence etmesi durumu karşısında annesine bir kere sövmedi. Bakın yani şunu demek istiyorum, bütün annesinin karşısında albeniliği yetişen Mus'ab
hoppacık yetişen Musab, günümüz tabirleri söyleyeyim. Anne kuzusu olarak yetişen Musab Resulullah'ı tercih etti ama bu tercihte her zaman vasat yolu seçti. Ve Musab bunun karşısında bir kere annesine sövmedi, bir kere hakaret etmedi, bir kere elini kaldırmadı. İşte Resulullah terbiyesi. Ve hep annesinin iman etmesini arzu etti. Ve Musab olmak işte budur. Ve ikinci örneğimiz Bedir'de Ebu Ubeyde bin Cerrah. Belki kardeşimiz kendine bunu örnek gösterebilir. Çünkü Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir'de babasını öldürdü. Babasını öldüren sahabi olarak tarihe geçti. Ama Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Bedir'de ve Bedir öncesinde hayatına bakın. Hep babasının iman etmesini arzu edecektir. Hep babasının iman etmesi için çalışacaktır. Ömrünün bir parçasını buna ayıracaktır. Ama gün Bedir olduğunda Ebu Ubeyde bin Cerrah köşe bucak kaçacak, babası ile denk gelmemeye çalışacak. Babası ile denk geldiğinde babacığım iman et, yola gel, Allah'ın Resulü'nün buyurduğuna itaat et, yol budur, hidayet budur diyecek. Babası ona kılınç çalacak, babası onun üzerine yürüyecek, babası senin gibi evladım olacağına ölsün diyecek. Ebu Ubeyde yine kaçacak ama kaçacak bir yer kalmayınca al Allah aşkına deyip babasını öldürecektir. İşte Ebu Ubeyde olmak. İşte böyle bakabilmek. Allah Resulü'nden böyle öğrendiler. Böyle. Yani son deme kadar sabretmek. İkinci örneğimiz buydu. Üçüncü örneğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'dedir. Onun eşlerinden birisi. Onu ziyarete annesi gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına eşi gelecek. Ya Resulallah diyecek. Annem geldi. Ona karşı ne yapayım? Annesi müşriktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek şunu diyecek. Salli ümmike. O kadar. Salli ümmike. Annene karşı iyilik et. Ve bunun üzerine şu ayet indi. Bakın. Bunun üzerine şu ayet indi. Sizinle savaşmayan ve sizinle savaşanlara destek olmayanlar ile aranızda alışveriş yapmanızda bir beis yoktur. Bitti. Bitti. Bu kadar. Artık bu demden sonra annesine iyilik etmesi, annesinin ona getirdiği hediyeleri kabul etmesi onun için caiz oldu. Bakın Allah Resulü'nün gösterdiği ölçü bu. Ve bunun üzerine Allah'ın desteklediği, Cibril ile ve zatı ile desteklediği ve vahiy ile sonsuza dek üzerine mühür koydu. Kitabına aldığı hüküm bu. Bitti. Salli ümmike. Ne olursa olsun, hangi demde olursa olsun, annene, babana iyilik et. Bitti. Onlar senin yoluna gelmese bile, onlar senin yoluna itaat etmese bile, onlar senin gibi düşünmese bile, sen onlara karşı hürmet seviyeni her zaman koru. Çünkü onların annelik babalık hakları vardır. Çünkü onların oynadıkları şu dünyada bir rol vardır. Öyle bir rol ki Allah ona değer veriyor. İşte anne babanın değeri İslam dininde böyle ölçülür. Hani biz bazen deriz mazlumun mağdurun dini olmaz. İşte anne babanın da dini olmaz. Şu bakımdan anne baba hakkı, anne baba olma pozisyonu bütün dinler için aynıdır, değerlidir. Bunun ötesi yoktur. O ister müşrik olsun, ister ateist olsun, ister Hristiyan, Yahudi olsun, ne olursa olsun. Anne baba önemlidir ve değerlidir. Onların değerine değer katmak gerek. İnançlarımız onların değerli olduğunu her zaman kalbimizde taze olduğunu göstermeli ve taze tutmalı. Ve işte böyle olursa halisane bir şekilde evlad olarak biz bu hürmet duygumuzu onlara karşı gösterirsek onlar ister razı olsun ister olmasın Allah bundan hoşnut olacaktır. Ve dilerse onların da gönlünü razı edecek ve dilerse onları da hakkın yoluna
itaat ettirecektir. Allah sabredenlerle ve muhsinlerle beraberdir. Neden böyle dediğimi en son sohbeti bitirirken dikkat edin, anlayacaksınız. Dördüncü örneğimiz Ebu Hureyre örneğidir. Vaktimiz az, örnekleri hızlı hızlı geçmek zorundayım. Hakkınızı helal edin. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile cihada gitme arzusundadır. Hayat-ı Sahabi'yi okuyan kardeşlerimiz bilirler. Hayat-ı Sahabe'de bu hadis vakidir, bakabilirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh cihada gitmek ister Resulullah aleyhisselatü vesselam ile. Annesi der ki, ben seni yetiştirdim, İşte şu göğsümden sana süt verdim. Ebu Hureyre'm, gitme. Senden başka benim kimim var ki? Gitme. Ve Ebu Hureyre gitmem gerek der. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Hureyre'yi şikayet eder annesi. Ebu Hureyre'ye dönerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Ebu Hureyre, sen bizimle cihada gelme. Sen annenin yanında kal. Onun rızasını al, duasını al. Onun emrine itaat et. Onunla birlikte ol. Sanki Resulullah, senin onunla birlikte olman bizimle cihad etmen gibi değerlidir. Ehline mütevazı davran buyuruyor. Hadisin lisan-ı haliyle. Evet, beşincisi şudur söyleyeceğimiz, beşinci olarak arkadaşlar. Örneklerimiz devam edecek ama beşinci olarak diyeceğimiz şudur. Selef akidesinde âlâ iyiliğine çıkmış olabilirsin ama ana babaya hürmet konusunda esfeli safiline düşmüş olabilirsin. Buna da dikkat et kardeşim. Evet, selef akidesine itaat edeceksen kardeşim, evvelinde 4 tane örnek verdik. Ve bu 4 örnekte selef-i salihindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ashabındandır. Bir örnek daha vereyim, bu 5. örnek olsun. Ebu Hanife Kufe zindanlarında inim inim inlerken annesini düşürmüştür. Benim çığlıklarım anneme ulaşmasın da onun yüreği mahzun olmasın, onun yüreği hüzünlenmesin diye düşünmüştür. 5. örnek. Anne babaya hürmet. 6. bir örnek. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, şu anki ilmime ulaşmamın altyapısı annemin bana 1 yaşında verdiği nasihatlarıdır. Bitti ya. Bitti. Anne ve baba varlığı ile çocuğuna ne vermişse hep bunları altyapı yapmıştır. Sen bugün bu dereceye gelmişsen bile belki farkında değilsin ama istidatlarını bu kadar geliştirmen belki evvelinde anne ve babanın seni yetiştirirken sana verdiği bir kısım kriterler sayesindedir. Bunları göz ardı etme. Evet. Dikkat edelim. Ve 7. örneğimize geçelim. İbn Hazm örneğidir. İbn Hazm Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 23. ayeti açıklarken, uffin cümlesini açıklarken bunu anne babaya öf deme olarak almıştır. Doğru, ayet bu şekildedir. Anne babaya öf diye, öf deme şeklindedir. Bile kıyastır. Ama İbn Hazm kıyası kabul etmediği için ve Kur'an'ın bu ayetini zahir manasıyla aldığı için öf deme demiş ama öften başka bir şey diyebilirsin demiştir ve böylelikle hataya düşmüştür. Eğer selef akidesinde İbn Hazm'ı örnek alıyorsan İbn Hazm'ın kıyası kabul etmediğini bil ve bu hataya karşı da yapışma. İbn Hazm bu hatası ile selefin içinde hatalı olarak bu görüşüyle hatalı kabul edilmiş ve bu görüşüne itaat edilmemiştir. Ve selef akidesini kendine rehber edinenlerden ve selef akidesinin de okuduğu zatlardan birisi olan Seyyid Kutup muhteşem tefsirinde bu ayeti alırken der ki, üf be yeter artık şeklinde alır bu ayeti, izah eder, kıyasını ortaya koyar, açıklar ve üf be yeter artık şeklinde tefsir eder, meal eder. Bakın İbn-i Hazm'a karşı Seyyid Kutub'u eğer örnek alanlar bakabilirlerse bu ayette kıyası ile ne demek istediğini
daha iyi anlayabilirler ve yine diyorum, selefin görüşünde İbn Hazm'ın bu kıyasını almamışlardır ve ekseriye "öf bile deme" şeklinde ayeti tefsir etmişlerdir. Burada kıyaslarıyla en küçük cümle olan, en küçük bir usanma ifadesi olan, en ufak bir anlam arz eden "üf" kelimesini ortaya koymuşlardır ve "üf bile demeyeceksin" şeklinde yorumlamışlardır. Evet, bu cihetle kardeşler, yani ben neden İbn Hazm'a örnek verdim? Evet, sen de selef akidesine gidebilirsin ama bazen selef akidesinde giderken ve selef akidesinin de dediği gibi selef hata edebilir ama selefin hata etmez. Ve biz de diyoruz, selefin tebaası hata edebilir ya da tabisi hata edebilir ama selefin hata etmez, selefin umumu hata etmez. Onun için bu konuda selefin umumuna bak. İnşallah selef-i salihin senin rehberin ve mürşidin olacaktır. Ve bitirirken ben İsra suresinin ayetlerini okuyarak kardeşime son sözlerimi söylemek ve sohbetimi noktalamak istiyorum. Rabbim hepinizden hoşnut olsun. Bana kulak verdiniz, beni dinlediniz, belki tahammül ettiniz. Allah hepinizden hoşnut ve razı olsun. Ne bu sohbeti dinleyecek veya dinleme imkanı olacak ya da bu konumda olacak kardeşimiz varsa da sabredip bizleri dinledikleri için kendilerine müteşekkirim. Evet, bitirirken İsra suresi 23. ayetten değil 22. ayetten okuyacağım. İnşallah belki böylelikle hepimize bir ders olur. Bismillahirrahmanirrahim. La tec'al ma'allahi ilahen ahir. Allah'tan başka ilah edinme ki fetaqude mezmumen mahzula. Kınanmış, kendi başına bırakılmış kalmayasın. Fekade rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsâne. Rabbin kesin olarak şunları buyurdu: ondan başkasına ibadet etmeyin. Ana ve babaya güzellik edin. İmmâ yebluğenne indekel kibere ahaduhumâ اَوْ كِلَهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Ya birisi yahut ikisi de yanında ihtiyarlarsa sakın onlara "üf" bile deme. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ve onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ve onların her ikisine de güzel söz söyle. وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْ هَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. İkisine de merhametten acıyarak kucak aç, şefkat kanatlarını ger ve de ki Rabbim İkisine de merhamet buyur. Çünkü bunlar beni küçükken terbiye ettiler. İşte terbiye etmeleri gibi sen de onlara merhamet et. Rabbukum alemu bima fi nufusikum in tekunu salihine ve innehu kane lil evvabine gafura. Rabbiniz nefislerinizdekini, İçinizdeki gizlediklerinizi çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler iseniz şüphesiz o kendisine çok tövbe edenleri mağfireti ile bağışlar. Sadakallahu lazim. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima.